Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Eğitim setimize devam ediyoruz. Devam ederken birkaç değişiklik görüyorsunuz. Bakın şurada aslında önemli değişiklikler değil. Sadece biraz zaman kazanmak amaçlı. Öncelikle şu çatıların iç tarafları beyaz değildi. Bunları beyaz yaptım. Nasıl yaptım peki? Dış tarafındaki çatı materyalini bakın şuraya bir multisub obje attım. Multisub obje nereden atılıyordu? Örnek olarak şu boş slotta göstereyim. Şuradan standarttan multisub obje diyorum. Discard old material diyorum ve buraya set number'ında 2 materyal kullanacaksam 2 yapıyorum. Fazla da gerek yok. Şuraya bir çatımı buraya şuradan çatıyı sürükleyip buraya attım. İkincisi de şu duvarda kullandığım materyali duvarın dışında kullandığım materyali sürükleyip buraya attım. 2 materyali de getirdim. Bu küçük çatılara attım. Bu grubu da mesela open yapayım. Evet, şunu tutup bunun dış tarafındakileri seçerek, bakın bu ikisini seçerek gelip buradan set id'sine 1 yaptım, enter dedim. Sonra da iç tarafındakileri ve şu köşedekileri seçerek set id'sine 2 dedim. Bakın şuralarda tıklayayım. Bak buralarda set id 2 duvar diyor. Bunlar da böylece hani iç tarafta kiremit olmaz ya. Ondan dolayı bunu ayarlamış oldum. Burada kaçırdığınız bir şey yok. Daha kolayına geleyim. Şuraya da bir tane plane attım arkadaşlar. Plane'im şu boyutlarda. Yaklaşık olarak. Bu plane'ime de şöyle bir materyal attım. Şu materyali attım. Bakın bu materyalin difuzu ne arkadaşlar? Kaplamanız, böyle bir kaplamanız var sizin de. Onu da getirip çağıracaksınız. Difuzuna bunu atacaksınız. Peki çıkalım buradan. Reflect verecek miyiz? 30 miktarında bir reflect vereceğiz. 0.75 reflect glossiness vereceğiz. Ayrıca bakın şöyle yapacağız. Reflect glossiness'e aynı materyalin, bakın şöyle içini açıp view image yapayım. Reflect glossiness'e buna kullanacağım. Şimdi materyali de bump'ını aynı materyal kullanıyorum. Bakın bunu buradan buraya çekip instance diyorum ama copy diyorum. Copy diyerek buradan buraya kopyalıyorum. Şu bump'ı atıyorum. Tıkladığımda bump'ın içine girdiğimde arkadaşlar output bölümünde invert diyorum. Neden? Bakın şuna girip tıklayayım isterseniz. Şimdi normalde bunu aynı zamanda bump olarak kullandım ya. Siyah olan bölümler ne olacak? Siyah olan bölümler içeride, beyaz olan bölümler dışarıda kalacak. Dışarıya doğru bump verecekti bize hani. Ben de beyaz olan bölümler dışarıya çıkmasın, içeriye doğru girsin, ters algıla dedim. Invert yapmazsam bakın şuralar şişecek. Bakın şimdi oldu, şişti. Derzler içeride mi kalır, dışarıda mı kalır? İçeride kalır değil mi? Invert yaparsam beyaz olan bölümü siyah gibi algılayacağı için çukurda kalacak. Invert yaptım. Bakın içeriye geçti. Yani aynı materyalin siyah beyaz yoksa beyaz ve siyah kısımların mantığını böyle kullanabilirim. Şuraya displace attım ama sonra vazgeçtim. Reflect glossiness'e de bunu attım. Neden? Bunları kaldırırsam görürsünüz. Şunları bakın. Şimdi yansıma burada yok değil mi arkadaşlar? Bakın öteki taraflarda yansıması var. Bakın kaldırayım. Her tarafta yansıma var. Ama bu map'e attığım zaman yansıma derz içlerine güneş girmez, giremez, yansıyamaz diyerekten yansıma oraya koymamış olduk. Böyle de materyalimizi oluşturmuş olduk. Zemin materyalinde. Buraya da hepinizin bildiği bir şekilde olan border çizdim. Border'ı nasıl çizdim arkadaşlar? Aynen zaten şey gibi normal bir line çizip kesitini çizip extrude verdim, uzattım. Sonra da buna biraz chamfer verdim köşesine. Materyallerin birisi bu. Kaldırım materyali. Sizde de var. Birisi de kaldırım materyalinin bump'ı. Yani birine sarı olan kısım mesela burada nasıl seçiyorsunuz? Diyelim bakın bu çift bir materyal, wave image dediğinizde. Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Şu bölümü tek seçtiğinizde ve şuraya da apply dediğinizde sadece bu materyalin bu bölümünü kullanıyor. Yani kesmenize gerek kalmıyor materyali, kaplamayı. Böylelikle gri tonu seçmişseniz gri. Mesela sarıya tıklayalım. Sarı şeye tıklayayım. Hangisini kullan? Bunu kullanmışım. Bak buna bakın. İçine gelin bakın şöyle. Apply demişim. View image demişim. Bakın. Burada kırmızı bölüm sadece şu sarı bölümü kapsıyor değil mi? Böylelikle bu materyalleri de atmışım ve buna birer UV ve map atarak düzenlemişim arkadaşlar. Bunlar zaman kazanmak için artık uzun uza diye bunları yapmayı biliyorsunuz. Zaman kaybetmemek anlamında yapılan işler. Bir şey kaçırmışsınız yok.
Shift F yapalım. Şimdi buraya bir physical kamera koydum. Tab görünümü de onu da göstereyim. Tab görünümde bir physical kamera koydum. Physical kamera nasıl koyuyoruz arkadaşlar? Bakın bu kamerayı. Aynısından bir tane şuraya koyayım mesela. Kamera simgesine tıklayıp V-Ray diyorum. Buradan da V-Ray physical kamera diyorum. Şöyle tutup elimi bırakmadan sürüklüyorum ileriye doğru. C'ye bastığımda kameranın yerini görüyorum. Mouse'un orta topuyla da tıkladığımda böyle kameranın yerini değiştirebiliyorum. Şuradan yakınlaştırıp uzaklaştırmak. Buradan da hareketini, kameranın konumunu ayarlayabiliyorum. Bu şekilde mesela böyle bir bakış açısı olabilir. Şimdi benim planım şu arkadaşlar. Şu kamera 2 bu mu? Şuna bir tıklayayım. Bu kamera 2'yi delete yapıp silelim. Benim planım şu arkadaşlar. Bu açıdan bakıyoruz ya. Şu arkaya binalar koyacağım. Şuralara binalar koyacağım. Şuradan da bir yol olmasını istiyorum. Bir araba geçsin buradan. Şuranın ön tarafı da park gibi. Aynı zamanda önünde de yeşillikler olan bir bölüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Peki. Bunu yapalım ama öncelikle bir şey daha ekleyeyim. Normalde binamız şöyle. Bakın şu altta bir kısım daha. Normalde nasıldı? Şöyle şurada bitiyordu. Yükselti yoktu. Şuraya bir yükselti ekledim. Bu yükseltiyi nasıl eklediğimi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şurada bir yükselti var. Hani birazcık zemin kat az bir şey yukarıda başlasın diye yaptığım bir hareket. Bakın zemin kat aşağıda birazcık daha. Sizinkinde sıfırda burada birazcık daha altına bir şey kattım. Bunu nasıl yaptım? Mesela şu katı aldım. Aşağıya kopyaladım. Copy dedim. Ve ungroup yaptım. Ungroup yaptıktan sonra sadece bu bana lazımdı. Şunları da alıp tamamını sildim. Ve şunu aldım. Bu edit poly attım üzerine bir tane. Ve geldim. Şuradan şu alt kısımdaki bütün noktalarını sildim. Böylelikle bana bir kat oluşturma fırsatı verdi. Şöyle getirip bunun altına yerleştirdim. Yani birazcık uzatabilirim. Uzatmak istersem ne yapacağım? Alırım bu edit poly'yi. Şuradan noktalardan bir görünümden şöyle yarısını seçip biraz daha yukarıdan başlatırım. Anlatabiliyor muyum? Sonra getirip zemin katın altına koydum. Öteki biraz da yukarıya kaldırdım binayı komple. Böylelikle alt tarafında da bir yükseklik olmuş oldu. Şimdi dediğim gibi çalışmalarımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şuraya yolumuzu yapalım arkadaşlar. Şu kaldırımın bittiği yere. Bunun için de şuradan plane'i seçelim standart primitives'den. Ve şuraya şimdi buna bir de yol materyali atalım arkadaşlar. Şuraya bu materyal boş gibi görünüyor. Yol diyelim. Ve bir V-Ray materyal alalım. Evet. Kaplamalarımızdan şu kaplamayı kullanalım arkadaşlar. Şöyle attım. Bunu da getirip üzerine atalım. Görünür hale getirip bunun üzerine bir UV map atalım. Evet. UV map'ın artı simgesine tıklayıp yol şeritlerinin böyle değil öteki tarafta olması lazım. Bunun için şöyle çevirmem gerekiyor. 90 derece çevirdim. Şimdi fit diyebilirim ve şöyle. Yol şeritleri yaklaşık olarak 2,50-2,80 civarı olması lazım arkadaşlar. Yani şu civarlarda bir şey olması lazım bir şeridin. O zaman şuna tıklayıp şöyle birazcık şöyle oynarsam evet gördüğünüz gibi hemen hemen bu aralığa geldi gibi. Evet. C'ye kamera açımıza bakalım arkadaşlar. Yol şeridimiz iyi gibi.
Şöyle bir ayarlama yaparız. Şu tab yönünden şu yolu biraz daha genişleteceğim plane'den deyip evet. Şurada boşluk görünmesini istemeyiz. Onun için yolumuzu güzel yapalım. bu dersimizi burada bitirmiş olalım. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.